Evet arkadaşlar merhaba. 28 Mart 2021 İzmir Şirinyer Hipodromu Altılı Gayan tahminlerimizle beraberiz. Evet arkadaşlar değerlendirmemizi yaptık. İzmir'de tam 9 koşulu bir program var ve 2 tane de altılı var. Birinci altılı gayan birinci koşuyla başlıyor. 13.30'da şartlı 4-3 yaşlı İngilizler 1600 metre kum piste çıkacaklar. Arkadaşlar bu ayakta tabii 3 tane at veriyoruz ama bir tane alternatif bankomuz var o da. Normal şartlar altında Mira'nın gülü 8 numara bu koşu gülümsüyor. Ve 8 numara Mira'nın gülü normal şartlar altında bu koşuyu kazanacak. Küçük kuponlarda bu sapkını tekrar atabilirsiniz. Arkasından 2 numara Serüven, Halis Karataş'ta ve 1 numara da Northern Sky, Gökhan Kocakaya mevcut. Gerçi şartlı 4 bir mücadele bu. Tamamıyla oklar. Bu 8 numaranın tarafını gösteriyor arkadaşlar. Bilginiz olsun. Burayı 8-2-1 geçiyoruz. Kaldı ki küçük kuponlarda 8'i tek atabilirsiniz. İkinci koşu altılı gayanın yani birinci altılı gayanın da burada ikinci ayağı oluyor. Maiden bir koşu. 3 yaşlı İngilizler 1200 metre kum pistte çıkacaklar. Bu 10 sapkın içerisinde biz 4 tane sapkın ayırt edemedik açıkça söylemek gerekirse. 4 numaralı Dark Runner. İlker Soyat'la 5 numaralı D'Artagnan Kadir Tokaçoğlu'yla 3 numaralı Dark Boom Sinan Özen'le 1 numaralı Rüzgar Çocuk Hüseyin Şimşek'le arkadaşlar 3 defa koşusunu izlediğimiz bu Ayvalık Ateşi de bir şekilde bir şeyler yapmaya çalışıyor ama bir türlü kendisini ifade edemedi. Bu yani yeri olanlar 2 numara Ayvalık Ateşi'nde yazmalarında daima yarar var arkadaşlar. Bir yerden patlayacak bu. Bir şekilde. Yani burayı biz 4, 5, 3, 1 yer olanlar da 2 de ilave etsinler çok olmazsa eğer. Evet. Altılı Gaya'nın 3. ayağı aynı zamanda Yedili Plase'nin de başlangıç ayağı olan bu 3. koşudayız. 3. koşu handikap 16. 4 yaşlı Arap safkanları 2000 metre kum pistte çıkacaklar. Burada bir tek var. O da 4 numaralı Kan Mantay. Alican İnci ile bu formda Apranti ile 4 numara Kan Mantay bizim bankomuz. Birinci altılı gayanda ve yedili plasede banko olarak size öneriyoruz arkadaşlar bu safkanı. Evet dördüncü koşu birinci altılı gayanın dördüncü ayağı ve ikinci altılı gayanın da başlangıç ayağı oluyor. Birinci ayağı oluyor yani. Bu handikap koşu çim pistte olacak Adana'da. Evet arkadaşlar, özür dilerim İzmir'de. Evet, handikap 14 İzmir çiminde arkadaşlar. 3 yaşlı İngilizler 1800 metre çime çıkacaklar. Tam 9 tane sapkanın içerisinde 3 tane sapkana yer verdik burada. 4 numaralı Iron Hearted Mertcan Çelik'le 2 numaralı Cro-Magnon Alper Anoluk'la ve 3 numaralı Fear Nothing Nevzat Avcı ile arkadaşlar burada. Bütün burada da oklar. İki tane sapkını gösteriyor. 3 ve 4'ü arkadaşlar normalde ama 2 numaralı Pro Magnon'un da en az onlar kadar burada şansı var. Tabii ki Kurtel Ekürlerinin Key to My Heart Kaan Can Gökçe ile de burada hiç de yabana atılacak gibi değil. Buraya baktığımız zaman biz burada 4, 2 ve 3 diyoruz. Yeri olanlar da 1 numarayı da ilave edebilirler diyoruz arkadaşlar. Evet İzmir'de 5. koşuya geçiyoruz. Birinci altılı gayanın 5. ayağı ve ikinci altılı gayanın ikinci ayağı olmuş oluyor tabii ki. Burada 14 tane safkan var. Handikap 16, 5 ve yukarı Araplar 2100 metre çıkacaklar kum pistte. Evet, İzmir'de güzel bir hava olduğunu haberini aldık. Bu da herhangi bir değişiklik, pist değişikliği olmayacaktır. Arkadaşlar bu 14 at içerisinde 6 tane atı veriyoruz. Çünkü en karışık ayak bu ayak. Mümkün mertebe çok at yazmakta yarar var. Burada kendi atlarınızı yazın. İlk atımız 6 numaralı. Kuğu Güzeli. Burada Onur Yıldız'la 2 numaralı Kelemer Ali Can İnci. 8 numaralı Cevahir Tay Halil Kaplan'la 12 numaralı Yener Kaan Can Gökçe ile 9 numaralı Şanslı Kafkas Nevzat Avcı ile ve 4 numaralı Efe Berk Akın Sözen'le arkadaşlar. Tabii ki burada yer olanlar 3'ü ve 1'i de yazmalarında yarar var. Ama biz diyoruz ki yani
Onları da sizler yazın. Hani şunu yapmayın arkadaşlar. Ya AG fuarını yazmadın. Bizim kupon tutturmamız önemli değil. Sizin tutturmanız önemli arkadaşlar. Biz sadece size yol göstermeye çalışıyoruz. Yaptığımız çalışmalarla hazır böyle Hacı Bekir lokumu gibi paket içerisinde bir şey sunmaya çalışıyoruz. Gerek yabancı yarışlar olsun gerek burada. Yani o yüzden bizim kazanmamız önemli değil. Sizin kazanmanız önemli. Yani üyelerimizden ne kadar çok kazanılırsa hizmetimiz o kadar başarılı olmuş oluyor. Dediğim gibi burayı 6, 2, 8, 12, 9, 4 ve yeri olanlar için de 3 ve 1 diye de geçebilirler diyoruz. 6. kuşuya geçtiğimiz zaman bu 1. altının son ayağı ve 2. altının da 3. ayağı olmuş oluyor. Arkadaşlar burada bir Sadık Giz kuşusu kısa vade 9, 4 ve yukarı İngiliz safkanları 1600 metreye çıkacaklar. İki tane safkana biz burada yer veriyoruz. İlki Ekürler, Perfect Runner başta olmak üzere Mustafa Çin Binli. Tabii ki burada Aksakallı da iyi bir safkan. Zannetmiyoruz bunların geçeceğini, normal alternatif banko ama 7 numaralı Ökehan, Halis Karataş'ta da 3. birinciliğini alır mı alır. Ama benim kendi düşüncem, yani admin olarak ben burada anons eden bir kişi olarak 4 kişinin hani burada bakış açısında bana kalsa burayı ben 1 ve 6'yı tek atarım arkadaşlar. Gerçi sizler de ne yapması gerektiğini biliyorsunuz ama Karataş'ta bazen ters koşular çıkartıp 3. arka arka 1.liğini de alabilir burada. 95 handikap puanı var sonuçta. Burayı biz 6-7 olarak şablonumuza geçiyoruz. Evet, 7. koşuya geçtiğimiz zaman bu artık 1. altılı ganyan bitti. 2. altılı ganyanın 4. ayağı olmuş oluyor. Evet, burada da arkadaşlar bir tane atı biz banko olarak bu Çakabey koşusu A3, 4 ve yukarı Araplar 1400 metre kum piste çıkacak olan bu 5 safkanın içerisinden bir tane safkanı biz banko olarak öncesi o da 4 numaralı Kardeşcan Gökhan Kocakaya ile artık bu 6. birinciliğini arka arkaya almaya gidecektir diye düşünüyoruz. Dediğim gibi uygun bulmayanlar kendi teklerini atabilirler arkadaşlar. Görüyorsunuz iki tane tek verdiğimiz zaman bir tanesi geliyor, bir tanesi gelmiyor. Tabii ki normaldir bu ama mümkün mertebe kısıtlı gitmeye çalışıyoruz. Az veriyor altılar bazen. Gördüğünüz gibi. Evet, 4 numara banko dedik burada. 8. koşuya geçtiğimiz zaman da burada 2. altılı ganyanın 5. ayağı. Maiden bir koşu. Kum pistteyiz. 3 yaşlı İngiliz ve 1200 metre kumdalar. 4 tane safkan burada veriyoruz. 10 tane safkan içerisinde. İlk atımız 3 numaralı Heart of Steel. Bu Ali Alpagut'la bu Onur Yıldız'ın beraber ekür olarak bindiği bu safkanlar Fire of Victory ve Heart of Steel. İkisi de Engin Ateşler'in sahibi. Farklı antrenörler var. Çok şanslı arkadaşlar. Arkasından 9 numaralı Meloş. Burada Feyzullah Avcı'yla 1 numaralı Fast Ghost Bekir Mert Mırık'la ve 4 numaralı Hikmet Ağa'da Alper Anoluk'la arkadaşlar. Tabii yeri olanlar burada, gerçi kum koşusunda henüz daha tam böyle performansını göremediğimiz Karanka var. Dikkat diyoruz arkadaşlar. Salt Ponente var. Dikkat diyoruz bunlara da. Yeri olanlar burada 5 ve 7'yi de bu tabela ayağında ilave edebilirler. Evet, baktığımız zaman son koşudayız artık. İkinci altılı ganyanın son ayağı. 9. koşu 5.30'da 1. 45.500 lira ikramiye veriliyor. Şartlı 3 bir koşu. 4 ve yukarı İngiliz safkanları 1400 metre kuma çıkacaklar. Tam 5 tane safkan veriyoruz burada bu 13 atı içerisinde. İlk atımız 5 numaralı Lord Admiral Mustafa Çiçek ile tam böyle grubunu buldu bu safkan. Burada ilk atımız. İkinci atımız 1 numaralı Grim. Bu da aynı şekilde artık her an ben gelebilirim diyor. Düşük bir handikap puanı var. İlginç. 3. atımız 2 numaralı Overclouds. 4. atımız 6 numara Eli Bar ve son atımız da 4 numaralı Muammer Bey Barış Kurdu'yla. Çok dikkat arkadaşlar. Dediğim gibi bu Barış Kurdu'nun da safkanları bindiği zaman böyle kurulmuş gibi Barış Kuru gibi bir şey oluyor bu. Kurulmuş gibi tıkır 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 gitmeye başlıyor. Dediğim gibi dikkat ediyorum ben bu Barış Kurdu'nun bindiği safkanları. Burayı 5, 1, 2, 6 ve 4 şeklinde geçiyoruz ama her an böyle hiç umulmadık bir safkanda bu ayakta gelirse hiç şaşırmayın. Lakin burada mesela bir First Child var. Lider var arkadaşlar. Yani var oğlu var. Evet.
Bu bizim belirttiğimiz 5, 1, 2, 6, 4'ün dışında sizin de hatınız varsa burada yazın. Evet, İzmir ile ilgili bizim görüşlerimiz burada sona eriyor. Burada bütün ayrıntılara web sitemiz www.marksporttahmin.com'dan da ulaşabilirsiniz şablon şeklinde. Sadece YouTube bağımlı değiliz, bizim web sitemiz de var arkadaşlar. Aynı zamanda biliyorsunuz bir yeni değil ama şu anda aktif hale getirdiğimiz bir premium üyelik var. Premium üye olan arkadaşlara Almanya'dan biz yayın yapıyoruz. Alman WhatsApp numaramızla ulaşıyoruz ve her koşudan evvel onlara uygun, kendimize göre ideal kuponları yolluyoruz. Tabii ki AGF oranları değişiyor. Çıkan atlar oluyor. Ona göre bir kurguyu, bir organizeyi en doğru şekilde, ideal kupon şeklinde şablonu tavsiye ediyoruz arkadaşlar. Evet, İzmir için söyleyeceklerimiz burada sona eriyor. İyi bir pazar günü geçirmeniz dileğiyle arkadaşlar. Her şey gönlünüze göre olsun. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.